Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba. Sevgili takipçi kankalarım, beyaz orkidelerim, beyaz papatyalarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, şöyle malzemelere bakarak güne ve videoyu neyle başlayacağımızı anladığınızı düşünüyorum. Evet, şimdi güzel bir ıspanaklı, kremalı bir pasta yapacağız. Bir tepsi pastası yapacağız sizlerle birlikte. Bunun için gereken malzemeleri hemen şöyle hızlı bir şekilde sayıyorum. Not edin. 4 tane yumurta ihtiyacımız var arkadaşlar. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı un, 1 kabartma tozu ve 1 vanilin şeker. Ayrıyetten 1 su bardağına denk gelecek şekilde taze ıspanak, yani buzluktan da kullanabilirsiniz. Bakın, bunun en güzel ve en püf noktalarından bir tanesi, ıspanağı kaynatmıyoruz. Ama kaynar suda bu şekilde bir 10 dakika bekleteceğiz arkadaşlar. Çünkü rengini salmasını istemiyoruz. Kaynattığımız zaman rengi gidiyor. Ama ne yapıyoruz? Biz pastamızın şöyle yemyeşil, bu yeşil görüntüsünü ıspanaktan almasını istediğimiz için şöyle bir 10 dakika kaynar suda bekleteceğiz. Bunu süzeceğiz. Ve sütle güzel bir şekilde pürüzsüz bir halde blenderdan geçireceğiz. Ne yapıyoruz? Ispanak yemeyen çocuklarımıza, ıspanak yemeyen eşlerimize ve hatta kendiniz de ıspanak yemiyorsanız bu şekilde ıspanağı pasta halinde ıspanak olduğunu sezdirmeden, anlamadan karşıdakini ıspanağı bu şekilde karşıdakine yediriyoruz. Hadi bakalım, şimdi şunun aşamasını yapalım. Daha sonra kekimizi çırpmaya başlayalım sevgili takipçi kankalarım. Burada şimdi tam böyle bir su bardağına denk gelecek şekilde ıspanak var. Bu da böyle bir bağ ıspanaktı. Şimdi bu ıspanağın üzerine şöyle sütümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra blenderınız mutlaka vardır. Artık evinde blenderı olmayan yok. Blenderdan bunu güzel bir şekilde geçireceğiz ve pürüzsüz bir hale. Hay, ıspanak değilmiş, tam bir şey değil. Hadi bakalım. Bu şekilde köpürecektir. Köpüğünü alın. Bekleyin, yani köpüğünün gitmesini bekleyin. Bu şekilde köpüklü olmasın. Bakın, hiç şimdi ıspanaktan eser kalmadı. Görüyor musunuz? Kayboldu. İyice böyle rondodan geçirin ki, blenderdan, rondodan, artık hani elinizde ne varsa, smoothie aleti de olur. Bakın şu şekilde. Bunlar şimdi böyle bu şekilde tam böyle bunu çırpar, bu şekilde blend ederseniz kekinizde de hiç böyle ıspanak olduğu belirtisi anlaşılmayacak. Ama içini böyle bunu bu kadar küçültmeyip böyle parça parça olursa, o zaman kekinize tabii ki ıspanak olduğu belli olacak. Şimdi bunu böyle karıştırarak, birazcık da kendi haline bırakarak şu üzerindeki köpüklerin gitmesini sağlayın sevgili beyaz orkidelerim. Hadi bakalım, ıspanaklı, bugün ıspanaklı kekiz. Kokulu sabunlarım benim. Oh. Haydi. Şimdi önce şu ikisini una bir karıştırayım. Daha sonra unu eleyerek ne yapacağız? Onu eleyerek harcımıza ekleyeceğiz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım benim elim değil, peygamberlerimizin eli ve peygamber eşlerinin, kızlarının elleri değmiş kadar bereketli ve lezzetli olsun. Bu arada her yemek yaptığımda, her pasta yaptığımda, her mutfağa girdiğimde, her şöyle bir yemeği ilk şöyle bir pişirmeye başladığım anda etiyatı yokurum. Etiyatı az olan yemeği çoğaltır, bereketlendirir. Onu da yine böyle aklıma gelmişken söyleyeyim. Ara ara zaten söylüyorum. Bakın, ıspanağımız bu şekilde oldu. Şimdi güzel hızlıca çıkıyor. Bakın, bildiğiniz güzel bir köpük oldu.
Şimdi bu aşamada hemen bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve şu ıspanaklı sütlü karışımımızı ekliyoruz arkadaşlar. Ve en düşük ayarda tekrar yine çırpıyoruz. Kap küçük geldi, o yüzden hemen kabımı değiştirdim. Bir tık daha büyük bir kaba koydum. Unumuzu elime vakti. Un ve kabartma tuzunu koymuştuk. 2,5 su bardağı. Özlem, oy özlem. Şu an düşünüyorum, acaba bunu köstebek pastası, mini mini köstebek pastası gibi mi yapsam, yoksa tepside borcam pastası mı yapsam? Şu an kafamda deli sorular. Miktar olarak sanki çok oldu. O yüzden ve şu aşamadan sonra ben hep bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Artık onu ekledikten sonra eğer kekinizin güzel kabarmasını istiyorsanız köpüğünün inmesini istemiyorsanız böyle aşağıdan yukarı aşağıdan yukarı aşağıdan yukarı biraz zaman istiyor ama kekleriniz çok güzel kabaracak bu şekilde. Bakın. Bu biraz böyle kol ağrıtan bir işlem. Ama pastacılıktaki en önemli püf noktalarından da bir tanesidir. Bu ara benden böyle yaş pastası tarifi çok isteniyor. Ama inan yaş pastası öyle bir günde yapılacak bir şey değil. Onun pandispanyasını 2 gün önceden yapıyorsunuz. 2 gün dinlendiriyorsunuz. Ve benim şu an onu ayıracak hiç vaktim yok. Gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten benim ona şu an hiç isterim yani o tarifi vereyim size de. Çok eski videolarıma inerseniz çok detaylı bir şekilde pasta tarifi, yaş pastası tarifi verdiğim zamanlar oldu. Bunu şimdi böyle tabii ki içindeki o pütürükler gitmesi için üşenmeyeceksiniz. Böyle yavaş 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 sürekli aşağıdan yukarı aşağıdan yukarı aşağıdan yukarı aşağıdan yukarı diye pürüzsüz bir hale getirin. Ha ben üşeniyorum Özlem, o kadar beni uğraştırma derseniz de mikserinizin en düşük derecesinde. Evet, şimdi bu borcamımızı çıkardık. Tam dik dörtgen olan en büyük olan borcam. Ben borcamı yağlamayacağım arkadaşlar. Fırın kağıdıyla yapacağım. Nedenini hemen söyleyeceğim bir saniye. Çünkü daha sonra keki borcamdan full bir şekilde çıkarıp ortadan keseceğim. Düzgün çıkarıp güzel kesebilmek için de ve tam şöyle düzgün oturduğundan emin olun. Ne aşkım? Onu benim odada assana şeye. Evet bakın. Hiç çökertmeden şimdi kabımıza borcamızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok lezzetli ve bereketli olsun inşallah. Şimdi fırınımı bir 5 dakika önce açtım.
eşit bir şekilde şöyle gözünüzün kararıyla dağıtın. Eşit olduğundan emin olduktan sonra da dört kere vuracağız. 1 2 3 4. Haydi şimdi fırında iç kremasını hazırlama sırasında normalde aslında boykot ediyorum ve Doktor Ötker'de boykot ürünlerinden bir tanesi, ama ben bunu çok çok daha önceden almıştım ve hala daha kullanım tarihi 2025. Bunun yerine alternatif olarak başka bir şey kullanabilirsiniz. Ne bileyim, krem şanti kullanabilirsiniz. İşte vanilyalı krem şanti kullanabilirsiniz ya da kendiniz muhallebi yapabilirsiniz. Vanilyalı puding yapabilirsiniz. Her şeyi kullanabilirsiniz. Ben şimdi o elimde olduğu için onu kullanacağım. Ona da 500 ml süt ilave ediliyor. Ama ben süt yerine şöyle 2 kutu krema ekleyeceğim. Yarım kutu da süt ekleyeceğim. Toplamında 500 ml'mi elde etmiş olacağım. Birazcık da süt ekleyeceğim. Ve bunu komple çırptıktan sonra da yavaş yavaş bir kutu mascarpone içine yedire yedire karıştıracağız. Şöyle tam yarım kutuda yaptığım zaman toplamda 500 ml süt veya krema eklemiş olduk. Sizler sırf sütle yapıp bunu sadece daha uygun ve daha ekonomik hale getirebilmek için krem şanti ve süt de kullanabilirsiniz. Şöyle bir kıvam geldi. Kıvama geldi. Böyle cıvık cıvık. Hayatta hiç sevmem yaş pastalarının arasında cıvık cıvık akan kremaları. Krema dediğin şöyle azıcık dolgun duracak. Aynı pastanedeki pastane kremaları gibi dolgun durması lazım. Allah'ım, bulaşık böyle pasta yaparken de o mutfak, şu an arka detayı size bir göstersem yıkılıyor. Mutfak yıkılıyor. Bu pastayı annemler için yapıyorum. Tabii ki evdekilere de bırakacağım da. Annemlere gideceğim ama bu bulaşıkları halletmeden de gitmemem lazım. Bıçak arıyorum ya. Bir saniye. Evet, şimdi mascarpone'mizi, siz de mascarpone yerine, Türkiye'dekiler için söylüyorum, labne kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şimdi bu arada iyice katılaşıyor ya, o yüzden çok az bir şey süt de ilave edin yine. O artık sizin böyle kaşınızın gözünüzün ayarına göre olacak. Yani böyle kas katı da olmayacak tabii ki. Hafif böyle güzel şu pastacı kreması kıvamına getireceğiz. Bunu böyle ayarlayacağız. Kolay değil öyle. Yani ben öyle krem şanti içip pastanın arasına sür pastalardan yapmam. Çünkü ben krem şanti sevmem. Kaplarlaşayım. Şurası zaten bütün yıkıldı. Neyse, bunlar real. Ya gerçek hayat. Ya bak, ben böyle video çekerken yavrum diyorsun, sonra millet ayıplıyor. Ben video çekiyorum. He. Geri al hepsini. Sil, orada sil. Hiç silemem vallahi. Yavrum kurban olsun. Ne oldu? Parça tesir etti. Parça tesir. Ne diyorsun? Parça tesirli mermi gibi gelirim baksana. Sen ne demek be? Neyse, kaplarla bugün sorunum var. Kap şey yapamıyorum, bir ayarlayamadım. Bakın. Şöyle bir krema elde ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar krema kullanacağım mı? Tabii de kullanacağım. Çünkü ben her zaman söylüyorum, benim yaptığım pastalarda kek böyle olup üstüne şu kadarcık krema olmaz. Keki bu kadarcık olup kreması kekin iki misli olması lazım. O yüzden bunu şimdi hemen buzdolabına atıyorum.
iyice buz gibi olsun. Şunu şöyle sıyırayım. Ondan sonra kek fırından çıktıktan sonra da onu hemen bahçeye atacağım. İyice sıcağı bir çıksın. Sonra birleştirme olayını yapacağız. Ondan sonra da hazırlanıp annemlere gideceğiz. Bakalım annem bugün neler hazırlamış, neler yapmış. Hiçbir bilgim yok. Öyle bakalım. Bakın kekim nasıl eşit pişti. Ya teknik çok önemli. Ortası böyle kabarıp kenarları küçük kalmadı. Veya kenarları küçük, işte çok kabarıp ortası da düşük kalmadı. Bakın bildiğiniz dümdüz. Tam şimdi çıkarttım fırından. Şimdi şöyle bir 5 dakika bekleteyim. Bakın ince olacak. Çok değil. Eğer çok kabarsın istiyorsanız da 2,5 değil 3 su bardağı un koyacaksınız. Şimdi bu iyice soğuduktan sonra şunun şöyle üst tabakasını bir alacağım. O üst tabakasını ufalayacağız. Ondan sonra altına da krema. Ama tabii o işlemi yaparken şu kağıttan pastamızı, kekimizi çıkaracağız. Şimdi ben bunu bahçeye bir atayım. Buz gibi bir soğusun. Kek artık iyice soğudu. Bakın sadece kekin şöyle üst kısmından alıyorum arkadaşlar. Şimdi kekin size rengini göstereceğim. Hiçbir şekilde ıspanak kalıntısı, içinde ıspanak parçası yok. Şöyle üst parçalarını alıyorum. Buraları atmayacağız. Üzerine birazdan dekor yapacağız onunla. Kekimin rengine bakar mısınız? Hayır, dur. Şimdi şu kekin rengine bakar mısınız? Bakın. Hiç ıspanaktan bir kalıntı var mı? Sanki gıda boyası kullanmış gibi ama Allah'a ve size yemin olsun ki sadece ıspanaktan elde ettiğim renk. Hey! Ne oluyor beyler? Oğlum iğne yapıldı derken koluna iğne falan yapılmadı. Gözünü seveyim, abartma ya. Alt tarafı kan alındı kolundan. Allah Allah, üstünden geçti kaç gün, abartma da. Babanız şarj aletini istiyor. Kim aldı adamın şarj aletini? Borcamın da bu arada buz gibi oldu. Ne yapmışsın? Ekmek. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın buraya böyle yerleştireceğim. Ne oldu? Ya baba sağlıyor. Geldim oğlum. Ya. Şöyle toparlayayım. Evet. Bir bakalım hemen yatak odasına ne yapalım. Ve azıcık kekimizi ıslatıyoruz. Bir tane öksürüğünü duyuyorsunuz değil mi? Pazartesi okullar başlıyor ama bir tane göndermeyeceğim. Çünkü pazartesi doktor randevumuz var. Ciğerlerine bakılacak tekrar. Kan tahlilleri. Fotokopisini aldım ben ama tabi doktor olmadığı için sonuçları öğrenemedim. Onu da pazartesi günü öğreneceğiz artık. Şöyle bakın, yarım su bardağı sütle olayı hallettik. Şöyle zaten nereyi ısladınız ıslamadınız belli oluyor. Tamam. Şimdi bütün kremayı güzel yediriyoruz. Yediriyoruz derken yayıyoruz yani. Tabii şimdi sütün tam böyle çekmesini bekleyebilseydim daha güzel olurdu.
ama o kadar vaktim yok. Çünkü annem misafire neredeyse gelmek üzere ve ben daha mutfağımı toparlayacağım, üzerimi değiştireceğim. Fazla zamanım kalmadı yani. Ama siz bir 10 dakika sütün çekmesini bekleyin. Şimdi tek tek sıkma torbasıyla sıkıp çok daha güzel bir görüntü verebilirdim. Ama yine dediğim gibi o kadar vaktim yok. Şunu şöyle yapacağım komple. Aynen. Şurasına gerek yok da oralarına yapalım. Evet, bakın bunu böyle güzel ufaladık. Ufaladınız mı arta kalan keki? Bakın yemyeşil. Ondan sonra şu şekilde pastanın üzerine hepsini döküyoruz eşit bir şekilde. Şöyle eşit bir şekilde ellerim temiz. El lezzeti diye bir şey var. Bakın. İsteyenler eldiven kullanabilir. Ama biz böyle yapıyoruz. Yani hamur işi yaparken de elimizle yapıyoruz. Hepsi aynı olay. Şu el lezzeti olayına ben çok inanırım. Evet. Ve pastamız hazır arkadaşlar. Pastamız hazır. Bakın. Keki ince. Kreması kalın. Üzerinde süsü. Hadi bakalım şimdi ben mutfağı toparlayayım. Üzerimi değiştireyim annemle. Arkadaşlar vallahi geldim üstümü değiştireceğim dedim ama vallahi artık üstümü falan değiştiremedim. Çünkü çok geç kaldım. Çok güzel olmuş. Annem mısır şöyle mısır çorbası yapmış. Kız o var ya aç değildir. Çok geç yediler. Az bir şey koyayım. Şöyle. Yağmurunu bekledi. Ondan hayır yemek koyayım. Şöyle çiğli bekledi. Makarna var. Taze fasulye var. Şöyle annem kuru patlıcan doldurmuş. Fırında bir şey yok değil mi? Fırında aflaf pişirmemiş. Fırını bozulmuş bugün. Ha. Onca ısınmadan börekleri hep tavada pişirmiş. Onca ısıya fırın çalışmamış bugün resmen. Tamam. Taze fasulye. Şey yapmış bir de annem. Börek sana. Tavuklu börek yapmış. Ben de güzel bir salata Özge de şöyle Nusret'in salatasından yapmış. Gitti İstanbullarda Nusret'in salatalarından yedi. Nusret salatası yapmış Özge de. Şu annemin dün misafirleri vardı. Dün yaptığım pasta. Bugün yaptığım pastayı da koydum. Şimdi ben kendime acık bir gıcı mısır çorbası koyayım. O şeyler birbirine değiyor, yürütmeye. Börek de var. O jel yürümesi sağlıyor. Hadi bakalım afiyet olsun arkadaşlar. Vallahi yedik içtik. Gerçi ben bir şey yemedim bu ara. Artık heyecan mı desem artık neden desem bilemiyorum. Azıcık o mısır çorbasından içtim. Biraz da salata yedim. Başka bir şey yemedim. Canım çekmedi çünkü. Şimdi çay sofrası kurduk. Vallahi 2 bardak çay içtim. Özge hatta şaşırdı. Abla dedi sen dedi ne ara içtin bitirdin çayını. Şimdi 2 dakika bir kontrol almaya gideceğim. Çünkü şu benim artık butiğin hattını açmam lazım. Onda babamdan telefon istediydim fazladan sende vardır diye. O araba mis tertemiz. O yüzden 2 dakika dedi. Özge dedi ki gel abla ben seni götüreyim. Hayır o kadar çok yorgunum ki araba sürecek halim yok. Seni ben götüreyim deyince aha karanlıkta kaldık. Abla seni ben götüreyim deyince şimdi 2 dakika bir şeye gidiyoruz. Kontrol almaya gidiyoruz. Ondan sonra size şöyle çay fastımızı komple gösteririm. Evet sevgili tamçı kankalarım saat şu an gece 2. Hatta işte 1.55. Annemlerden saat 10 gibi geldim. Instagram'da tabii ki hemen şöyle
sabunlarımı paylaşmıştım. Sizler de dünkü videomda izlediniz. Vallahi bir Red Bull beni anca hakladı. Komplesin uzun zaman sonra bütün bir Red Bull'u bitirebildim. İşte bu da akşam yemek yememden kaynaklandı. Çoğu sabunum bitti. Mesela şundan son bir tane kaldı. Bunu da güçlenme mikral için ayırdım. Şöyle ortadan keseceğim. Çünkü Okyanus sabunu tam bir akne, sivilce, işte ölü deriye aşırı faydalı bir sabun olduğu için bu bitti. Benim kendimde de yıllardır kullandığım bir sabun. Ben gerçekten hepsini kullanıyorum. Hepsini. Yani buradakilerin hepsi gerçekten benim kendime kullandığım ürünler. Daha sonra mesela kolajen son 2 tane kaldı. 20 taneden. Gerçekten mesela ben bundan çok sipariş etmemiştim. Diğerlerinden böyle hep 30-30-20-20 sipariş etmiştim. Kolajen çünkü diğerlerine bakarak çok daha pahalı. Alırken de yani çok pahalı. O yüzden mesela bu sabunları 5'e satıyorsam bunun tam 2 katı olduğu için kendim de yani 2 katı ödediğim için bu işte natural kolajen sabunları tabii ki 10 euro'dan satılıyor. Ve inanır mısınız hani ben bunu kimse değerini bilmez zannettim ama işte ön yargı inanın en çok ve en hızlı hemen biten bu oldu. Tabii ki bugün orada akrabalarıma da sabun sattım. Kolajenden bir tane tabii ki kendime ayırdım. Turgut'la kendime. Bakın ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Herkes kendi ayrı ayrı almaktansa ben şimdi mesela kendime bir tane ayırdım. Bunu böyle ortadan bıçakla keseceğim. Bakın bunu da herkes söylemez. Ortadan bir kere böyle bıçakla keseceğim. Yarısını Turgut'a vereceğim. Yarısını kendime. Burada ben çocuklara verdim. Sabunlarda da hiçbir zaman mesela normalde de ben Mikail ve Gülşen'de inanın bana keçi sütünün aloe veralısını kullandırdım onlara. İnanır mısınız? Mikail'in yüzünde bir tane bile sivilce kalmadı. Aşırı derecede çok sivilce vardı. Aynı şekilde sivilceler için şu limonluyu ve keçi sütü ve lavantayı da kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Cildiniz böyle akneli, sivilce varsa keçi sütü bir kere lekeleri yani ciltteki o düzensiz lekelere çok faydası var. Böyle akneli bir cildiniz varsa da işte akneli daha sonra işte sivilceli suratınız varsa bunun aloe veralısını kullanabilirsiniz. Lavantalısını kullanabilirsiniz. Ayrıca limonlusu da inanılmaz bir şekilde çok faydalı. Ayrıca limonun cildi gerdirme, gerilme gibi bir etkisi de var. Aloe vera zaten başlı başına full bir bir mucize. Bunu işte tüm vücutlarınıza, bu arada bunları vücutlarınıza da kullanabilirsiniz. Çünkü ben çok uzun yıllardır işte bu alkollü, parfümlü vücut jellerine alerjim olduğu için hep sabun kullanıyorum. Uzun yıllardır sabun kullanıyorum. Hep de böyle kabak defteri sabunları almışımdır. İstanbul'a gittiğim zaman böyle 30 tane, 25-30 tane evin önüne sırf bu sabunlardan almaya gidiyordum. Ve artık dedim ki kendim memnun kaldım ve çok sevdim. Kullandığım ürünleri takipçilerime de önerip satışını yapabilirim diye düşündüm. Öyle. Bunu yani vücutlarınızı da kullanabilirsiniz. Gerçekten egzama, işte cilt kuruluğu, ondan sonra yani her türlü aloe veranın inanılmaz çok faydası ve etkisi var. Bakın keçi sütü sabunlarımdan bu kadarcık kaldı. Bu da sırf sade saf keçi sütü. Eşek de bitti. Yükselim eşek de bitti. Eşekten de 4 tane kaldı sadece. 4 mü? 2, 3, 4 aynı. Bundan da çok az kaldı. Bu da işte ya ben kendi lifimi kendim kullanmak istiyorum diyenler için ister vücudunuza ister saç dibinize, ben saçımda normal şampuan da kullanmıyorum. Çünkü tüp midem ameliyatından sonra saç derim çok hassaslaştı ve böyle kabuk kabuk gerçekten irin irin dökülüyordu. Ve ben bunun tek faydasını eşek sütü sabununda ya da mesela şey vardı, onlar şimdi sipariş ettiğimde yoktu. Keçi sütünü ısırgan otuyla birlikte olanını kullanmıştım. Isırgan otu çünkü saç tiplerine çok faydalı. Sizler için ürettireceğim. Yani şu an ısırgan otlusu yok ama
Siparişini verdim. Yapıldığında inşallah elime ulaşacak. Çocuksa bunlarım da vardı. Dünkü videomda söylemiştim ama onlar henüz daha elime ulaşmadı. Şunlarla biz takipçimin haftaya ödeme yapacağım. Ayırır mısın dedi. Ayırdım tabii ki. Yani haftaya ödeme gelirse gönderirim. Gelmese de satışa sunarım. Böyle hesap makinesi, DHL, işte en uygun şekilde göndermek için şöyle fiyat listelerim var. Kesinlikle fiyat listelerim dışına çıkmıyorum. Tabii ki de kargo alıcıya ait. Yoksa ki benim bu işi, yani kargoyu da ben verdikten sonra hiçbir şekilde karım kalmıyor. Şu siyahlı poşetler buradan, işte çevremden arkadaşlarım vesairelerim olanların, şu pembeli şöyle yapayım kimsenin adresi çıkmasın. Pembelilerinde hepsi dün şu an hazırlanacak belki bir 12-13 paket daha var. Bunlar dün hemen PayPal üzerinden ödemesi yapılanlar. Ödemesi yapılanları hemen paketledim. Pazartesi günü bunları güzel böyle karton paketlerim gelmedi. O şekilde söyleyeyim. En geç salı günü karton paketlerim gelecek. Bunları karton paketleri yapıp güzel böyle sisli püslü şekilde böyle hazırlayıp ondan sonra gideceğim DHL üzerinden göndereceğim. Öyle. Şimdilik kargolarımı DHL'den yapacağım. Ama büyük ihtimalle ya DSL ya da DSL, aynen, ya DSL ya da GSL ile bir anlaşma yapacağım. Büyük ihtimalle Geschäft aynen Geschäft kundeler için. Ay, böyle bakalım. Ben artık gerçekten yoruldum. Ve artık yatmak istiyorum. Şuralarda böyle karton vesaire, artık onları yarın düzenlerim diye düşünüyorum. Böyle bakalım. Tekrardan yine gerçekten desteklerinizden, güzel yorumlarınızdan ve siparişlerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Böyle kucaklıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve hoşçakalın.